Adım Ahmet Turan Kutluk. 1963 doğumluyum. Alihan köyünde doğdum. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Hep aynı kaldı. Alihan köyüydü. Büyükşehir nedeniyle mahalle olduk. Şu an Alihan köyünün 8 tane, 7 tane mahallesi var. Mahallelerin biri de bizim bura. Bizim buranın mahallenin ismi de Hacı Yusuflar Mahallesi deniyor. Birisi Çayboyu. Kürtçe ismi de Mamcayön derler. Diğeri Merkez Alihan. Yine Alihan geçiyor. Demirseki var. Keneniş. Demir diye Keneniş diye bir mahallemiz var. Şıkrak mahallemiz var. Gecgöreş mahallemiz var. Bunlar 7 tane mahallemiz var efendim. Buradan Malatya'ya 64 kilometre. İki tane camimiz var. Birer mahallede, Alihan Mahallesi'nde ve Şıkrak Mahallesi'nde iki tane camimiz var. Daha önceden okullarımız da vardı. İlkokullar onlar kapattılar. Taşıma sistemi getirdiler. Yani buradaki yapılan okulumuz 1957'de yapıldı. 57'de bu civarın ilk ilkokuluydu. Yani buradaki köylüler, civar köylüler hepsi burada okudular, mezun oldular. Yani burada okulumuz şu anda kapalı. Yani taşımalı sistemini geçince okulları hepsini kapattılar. Sağlık ocağı yok. Biz Pütürge merkeze bağlı. Orada karşılanıyor. Genelde Malatya. Daha çok Malatya'ya gidip geliyoruz. Ama tabii şeyimiz aile hekimi şu bu Pütürge şu an. Vay gözünü sevdiğimin dünyası. Kumsalar ağlar oldum bugünler. Yüreğimde bir zalımın yarası. Nüfusu yani toplam 500 çıkar. 500 nüfus çıkar. Ya o genelde herkes gurbette. İnan ki kimse kalmadı. Hep yaşlılar duruyor. Yani gençlere tavsiyelerim de memleketine sahip çıksınlar. Belki memleketine sılay rahim yapsınlar. Gelip geçsinler. Maddi manevi olarak destek çıksınlar. Yani inan ki memleketimiz güzeldir. Temiz havadır. Belli bir yaştan sonra bu temiz havayı almak çok güzel. Ben hep gelip giderim. Ben devlet memuruyum. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Kendimde babada kalma arazim var. İnan ki yazın gelip 4-5 ay kalıyorum. İşte eşim de ev hanımı, kendime inek almışım, dana almışım, hayvan besliyorum. 4 ay, 5 ay kalıyorum. 5 ay sonra Malatya'ya gidiyorum. Ya kışın şartları zor olduğu için, devlet memuru olduğum için gidip gelme biraz zor oluyor. Yazın rahat oluyor. Yazın gidip geliyorum. İşte işime gidiyorum. Ondan sonra da bu zamanlarımda da köyümde değerlendiriyorum. Bahçede uğraşıyorum, bahçeyle uğraşıyorum. Ya hemşerilerime derim ki memleketinize sahip çıkın. Yani sıra-i rahim yapın, gelin gidin, maddi manevi olarak destek çıkın. Buradaki kalanlara yani imkan ne varsa sağlayın. Yani burada güç olmasın, yani şeylere güç olmasın. Buradaki en az kalan kardeşlerimize sahip çıkalım. Onlara burada kalmaları için mümkünse ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışalım. Başka ne diyelim? Allah razı olsun. Sizden de önce de size teşekkür ederim. Oradan geldiniz burada bizi burada tanıttığı için, köyümüzü tanıttığı için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Esenler Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Derdim yüzler açtı evvel biriyken. Yüreğimde yar ateşi var iken, garip garip bir köşede dururken. İsmim Şaban Biricik, Alihan Mahallesi Şehre Sokak'ta oturuyorum. Burada doğdum, burada yaşadım. Bir 8-10 sene kadar İstanbul'da kaldık. Şu anda da burada yaşıyoruz. Askerlikten sonra burada kaldık. Ya ata toprakları, anne babanın yalnız kalması burada. Bundan dolayı yani başka ekstradan bir şey yoktu. Çünkü
İş imkanları kısıtlı olduğu için mecbur çoğumuz İstanbul'u tercih ediyoruz. O yüzden hani bazıları da fedakarlık yapıp burada kalmak zorunda kalıyor. Onlardan biri de işte biziz. Ya tarım, hayvancılık işte. Kayısı ile uğraşıyoruz. Ailemize, evimize yetecek kadar tarımsal ürünler yapıyoruz. Bu şekilde yani hayvancılık küçük baş değil. Tabii bizde de küçük baş olmuyor. Genelde büyük baş hayvan besliyoruz. Çok fazla da değil. Dediğim gibi evin ihtiyacı kadar besliyoruz. Gurbetteki hemşerilere hani söyleyecek çok bir şey de bulamıyorum. Çünkü bir yandan haklılar. Bir yandan hani buraları bıraktıkları için de biraz iyi olmuyor yani. Ama onlar da biraz haklı. Onlara da hak vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü iş ortamımız çok kısıtlı. Şimdi biz buradayız. Sadece servis işi yapabiliyorum. Ayrıyeten çiftçilik ve tarım harici sadece servisçilik yapabiliyorum. Başka da ya kim bizim de yani sonumuz bu şekilde giderse meçhul yani burada kalmamız. Biz de büyük ihtimalle göç ederiz. Çünkü durum onu gösteriyor. Gidişat onu gösteriyor. Kuraklıktan, işte iş imkansızlığından. Yani çoğu bu yüzden gitmiş İstanbul'a veya başka şehirlere, başka illerimize. Şimdiden teşekkür ederim Tevfik Başkanımıza. Sağ olasın, Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Sizlere de teşekkür ederim. Böyle miydi benim sana dileğim? Sen geldi ki ardın sıra geleyim. Akar suyum ben her zaman böyle.